Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1768-1777 Osmanlı Rus Savaşı'nın bir parçası olan Çeşme Baskını öncesinde Ruslar Yunanları kışkırtarak kendi taraflarına çekmeye çalışmış ve başarılı olmuşlardır. Osmanlı kısa bir süre içerisinde Yunan isyanını bastırmayı başarsa da Orlav isyanı adı verilen bu isyan Yunanlar için bağımsızlıklarına giden yolu açan kıvılcım olarak nitelendirilmektedir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Rusların siyasi ilişkilerinde konjektürel ittifaka uygun hareket etti. Arkadaşlar bu kavram ne demekti? çıkar ilişkisi demekti. Yani Ruslar zaten Yunanlar onların işine yarayacağı için onları yanına çekmeye çalışmış. Yani konjektürel bir ittifak uygulamış. Tabii ki doğru. Orlov isyanında Fransa ihtilaliyle yayılan milliyetçilik düşüncesinin etkili oldu. Arkadaşlar verilen tarihlere dikkat edelim. E, Fransız ihtilali ne zaman ortaya çıktı? 1789. Ama bakın en son 1777 tarihi verilmiş bize. Bu yüzden tabii ki henüz Fransız ihtilali daha ortada yok ve ikinci öncüle ulaşmamız mümkün değil. Çeşme baskını sonucu Yunanların bağımsızlığını kazandı. Hayır arkadaşlar zaten yapılan isyan da bastırılmış. Bu yüzden üçüncü öncüle de ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak Fenikeliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Fenikeliler öncelikle antik dünyanın en iyi gemi üreticileri ve Akdeniz'in sallantılı sularında gemiyi kullanabilen denizciler olarak bilinirlerdi. Richard Miles bu konuda Biblos, Sayda, Sur, Arvad Adası ve Beyrut gibi diğer Fenike şehir devletleri, Yakın Doğu'dan uzak pazarlara kadar lüks malları ve dökme madenleri taşımak için uygun limanlar oldular. Bu yeni ticaret rotaları Kıbrıs, Rodos, Kiklat adaları, Kıta Yunanistan, Girit, Libya ve Mısır gibi Doğu Akdeniz limanlarını içine almaktadır. Peki arkadaşlar, bakalım şimdi şıklarımıza. Antik dünyanın tüccarları olarak değerlendirilebilecekleri. Tabii ki arkadaşlar çünkü burada zaten yaptıkları ticaretten bahsedilmiş. Doğru. Siyasi birliklerini sağlayamadıkları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok şehir devletinden meydana geliyorlarmış. Eğer şehir devletleri halinde yaşıyorlarsa siyasi birliklerini sağlayamamışlardır diyebiliriz. Toprakları tarıma ilverişli olmadığı için denizciliğe önem verdikleri. Arkadaşlar burada bize tarımla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani bize e, tarım yapamadıklarından dolayı ticarete yönelmişlerdir gibi bir cümle söylenmiş olsaydı C şıkkını doğru kabul edebilirdik. Ama bize tarımla alakalı hiçbir bilgi verilmediği için C şıkkına ulaşamayız. Diğer seçeneklerimize de yine de bakalım. Geniş bir coğrafyada ticari faaliyet yürüttüklerine tabii ki ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok yer verilmiş arkadaşlar. Doğu ve ön Asya uygarlıkları ile Akdeniz uygarlıkları arasında kültürel etkileşime yol açtıklarını da tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın yakın doğudan uzak pazarlara kadar e, lüks malları taşıyorlarmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşlamaz? Türkler İslamiyeti seçtikten sonra Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üzerinde büyük devletler kurdular. İslam dünyasının kaderine tesir ederek yakın doğu, Avrupa ve Afrika'nın son bir yıllık tarihinde çok önemli rol oynayarak tarihe yön verdiler. Abbasi halifeliğinin iki asır daha ayakta kalmasını sağladılar. Dağınık bir durumda bulunan ve belki de Bizans'ın ve Haçlıların saldırıları sonunda dağılıp gitmesi muhtemel olan İslam dünyasını çöküşten kurtardılar. Kendi milli değerlerini İslami değerlerle birleştirerek Türk-İslam medeni adını verdiğimiz tarihi gelişmeyi meydana getirdiler. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Türk İslam tarihinde önemli rol oynadıkları tabii ki doğru. Çünkü zaten Türk İslam medeniyetini meydana getiriyorlar. Teşkilatçı devlet yapısına sahip oldukları. Arkadaşlar tabii ki büyük devletler kurmuşlar. Ve büyük devletler kurabilmek için de teşkilatçı düzenli bir devlet olmaları gerekir. Cihat düşüncesiyle hareket ettikleri, arkadaşlar eğer zaten İslam dünyasını çöküşten kurtardılarsa dini yayma düşüncesi tabii ki mevcuttur. Cihat düşüncesi de dini yayma düşüncesidir. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendikleri, bakın arkadaşlar Abbasi halifeliğinin iki asır daha ayakta kalmasını sağlamışlar. Tabii ki D şıkkına da ulaşabiliriz. Geleneksel kültürel özelliklerinden taviz verdikleri, aslında arkadaşlar burada denilen şey İslami değerlerle kendi kültürel değerlerini birleştiriyorlar. Yani kendi kültürel özelliklerinden vazgeçiyorlar ya da taviz vermiyorlar. Sadece İslami değerlerle birleştiriyorlar. Bu yüzden E şıkkına ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1921 yılının 28 Temmuz günü Yunan komutanlar Kütahya'da Kral Konstantinos Başkanlığı'nda bir araya geldikleri savaş konseyinde taarruz kararı aldı. Küçük Asya Ordusu Başkomutanı Papa Ulas, Afyon, Kütahya ve Eskişehir'in alınmasını yeterli gördüğü için taarruz konusunda isteksizdi. Genelkurmay Başkanı Viktor Dusmanis ise Ankara'da durmamalı, Kızılırmak'a kadar ilerlemeliyiz ama bu sefer Kemal'i elimizden kaçırmamalıyız diyordu. İngiliz baskısını ensesinde hisseden Yunan hükümeti de taarruzu gerekli görüyordu. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Yunan hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalar talep ettiğine tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi taarruz yapmak istiyorlar. Doğru Yunan komutanlar arasında görüş ayrılığı yaşandığına arkadaşlar gördüğünüz gibi Papa Ulaz Afyon Kütahya ve Eskişehir'in alınmasının yeterli olduğunu düşünüyor. Ama Viktor Dusmanis ise Kızılırmak'a kadar ilerlemek istiyor. Yani aralarında bir görüş ayrılığı vardır diyebiliriz. Yunanların Türklerle ilgili politikalarında İngilizler tarafından yönlendirildiğine bakın zaten İngiliz baskısından bahsedilmiş arkadaşlar tabii ki C şıkkı da doğru Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olarak görüldüğüne gördüğünüz gibi arkadaşlar Kemal'i elimizden kaçırmamalıyız diyorlar demek ki lider olarak görüyorlar lideri ele geçirmek istiyorlar Sakarya Savaşı'nın Türklerin aleyhine sonuçlandığını Arkadaşlar burada zaten Sakarya Savaşı'ndan bahsedilmemiş. O yüzden E şıkkına da ulaşmamız mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili tezini savunan bir araştırmacı bu görüşüne savaşın özelliklerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Tarihte ilk küresel savaş olarak geçen 1. Dünya Savaşı, verilen zayiatın büyüklüğü, kullanılan modern silahlar ve teknolojik araçların yanı sıra doğurduğu sonuçlarla kurulacak yeni dünya düzeninin temellerini attı. Peki arkadaşlar, bakalım öncülerimize Günde ortalama 6000 kişinin yaşamını yitirmesi ve yaklaşık 65 milyon askerin seferber edilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Burada verilen bir zayiattan bahsedilmiş. Ağır silahlarla donatılan siper sisteminin kullanılması. Burada arkadaşlar silahlar ve teknolojik araçlardan bahsedilmiş. Tabii ki bu da doğru. İtiraf devletlerine 125 milyar ve ittifak devletlerine 60,5 milyar maliyetle toplamda 190 milyar dolara mal olması yine arkadaşlar e, zayiatın büyüklüğünden bahsedilmiş. Tabii ki bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Afrika'da savan iklimi bölgesinde yaşayan bazı hayvanları görmek için giden e, bir gezgin zebra, fil, aslan ve sırtlan gibi hayvanların fotoğrafını çekmiştir diyor. Bu gezgin e, fotoğrafları haritada verilen numaralandırılmış alandan hangisi de çekmiş olabilir diye sormuş. Şimdi zebra'nın, filin, aslanın ve sırtlanın olduğu bölge savan iklim bölgesidir arkadaşlar. Savan iklim bölgesi nerede görülür? 10-20 derece enlemleri hem kuzey hem güney. Yani şurada vardır... Biri de şurada vardır. Dikkat edin 10-20 derece. Soruya geldiğimde soruda şu bölgede bir yer vermediğine göre aşağıya bakıyorum. 4 numaralı bölgeyi vermiş. Hemen buluyorum cevabını. Denizli diyorum. Bir çöl bölgesi, 3 çöl bölgesi, 2 çöl bölgesi, 2'nin kıyısı Akdeniz iklimi bölgesi. Aşağı geldim. 5 numaralı bölgenin olduğu yerde şu bölgede yine Akdeniz bölgesidir. Akdeniz iklimi bölgesidir arkadaşlar. Bu arada şu bölgede şöyle gösterdiğim yerde çöl bölgesi. Bunları ekstra söyledim ama e, aklınızda bulunsun. Bunlar sürekli karşınıza gelir. E, bu sorunun cevabı denizli oldu. Yukarıda şekilde gösterilen x, y ve z noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi x nerede? E, ekvator üzerinde. Y dönence, yengeç dönencesi üzerinde. Z de kutup, kuzey kutup dairesi üzerinde. Y noktası 21 Aralık'ta güneş ışınlarını öyle vakti dik açıyla alır demiş. E, hayır, e, 21 Aralık'ta güneş ışınlarını dik açıyla alan yer neresi? Güney yarım küredeki e, oğlak dönencesidir. Dolayısıyla bu ilk açıyla alır, e, bu ifade yanlış. X noktasında yıl boyunca gündüz süresi 12 saatten fazladır. Hayır, X noktası ekvatorun üzerinde olduğu için gündüz her gün aynıdır. 12 saattir. 12 saatten fazla hiçbir zaman olmaz. Az da olmaz. Çünkü Ekvator dünyanın tam ortası olduğu için gece ve gündüzün her gün eşit olduğu dünyada tek yerdir. Bu ifade de yanlış. X ve Y noktalarının bulunduğu enlemler arasındaki bir yer yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik açıyla alır demiş. X ve Y'nin olduğu enlemler arasındaki yer şu bölge. Güneş ışınlarını iki kez dik açıyla alır demiş. Doğrudur. Çünkü şöyle söyleyelim. 21 Haziran'da buraya dik açıyla geliyor. Yengeç Dönencesi'ne. 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geliyor. 21 Mart'ta Ekvatora 23 Eylül'de ee, yine Ekvatora. Aslında Dik güneş ışınları buradan böyle gidiyor sonra tekrar geliyor. Dönencelere yılda bir defa dik açıyla geliyor. 21 Haziran'da yengece 21 Aralık'ta oğla. Arasında kalan yerlerde de bir giderken bir de dönerken iki defa dik açıyla geliyor. Mesela ekvatora bir giderken 21 Mart'ta bir de dönerken 23 Eylül'de e, iki defa dik açıyla geliyor. Sonuç olarak bu ifade doğru olmuş oluyor. Z noktasının bulunduğu yerden ekvatora yaklaştıkça yer çekimi artar demiş. Z'den ekvatora yaklaştıkça yer çekimi azalır. Tam tersi olacaktı. Y noktasındaki gölge boyunun en kısa olduğu tarih 23 Eylül'dür demiş. Y'de gölgenin en kısa olduğu tarih 21 Haziran tarihidir. Buraya dik açıyla gelir çünkü bu ifade de yanlış oldu. Cevabımızı zaten vermiştik Ceyhan diye arkadaşlar. Anadolu yapılan Paleork Arkeolojik araştırmalar ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmalar sonunda ortaya çıkan antik yapıların bazılarının daha çok bir tapınak alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilebilecek bir yerdir demiş. Şurada bahsettiği 10-12 bin yıllık dünyanın ilk yerleşmesi olarak kabul edilen yer Aşıkkın'daki. Göbekli Tepe'dir arkadaşlar. Şanlıurfa'da bulundu burası. Ve dünyanın en eski yerleşmesi olarak kabul ediliyor. Şu anda kayıtlarda. Cevabımız bu yüzden Adana oldu arkadaşlar. Afete Hazır Türkiye projesi temelleri 2012 yılında atılmış ve 2013 yılında başlatılmış olan bir farkındalık ve bilinçlendirme projesidir. Afet yönetiminde sorumlu kurum ve kuruluşların yürüttüğü tüm faaliyetlerin yanı sıra dirençliliğin en önemli bileşenlerinden bilini de bilinçlendirilmiş bir toplum oluşturmaktadır. Yapısal olarak alınan tedbirlerle birlikte afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ne yapacağını bilen bir toplum hem risk azaltma hem de müdahale anlamında afet yönetimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu projeyle temelde aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Toplumu sürekli tedirgin ve endişeli e, tutarak her an afete e, afet olabileceği düşüncesini geliştirmek. Toplumu sürekli tedirgin tutma gibi bir e, amacımız asla olamaz e, bu projede. Böyle bir şeyde e, bahsetmemiş zaten hiç. Bu değil cevabımız. Zaman zaman beşeri afetler meydana getirerek toplumu doğal afetlere karşı tetikte tutmak demiş. Eee... Beşeri afetler meydana getirerek toplumu tetikte tutamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Ancak tatbikat falan yapabilirsiniz. Yani bununla ilgili afetmiş gibi davranabilirsiniz. Hazırlık yapılabilir ama burada da böyle bir şeyden bahsetmemiş zaten. Afet sonrasında yalnızca resmi devlet görevlilerinin müdahale etme etkisi olduğunu öğretmek. Böyle bir şey bahsetmemiş. Afet öncesinde yapılan farkındalık eğitimlerini daha çok uzaktan eğitimle gerçekleştirmek. Bundan hiç bahsetmemiş. Bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak bu yukarıda zaten bahsettiği olayın temelinde hedeflenen e, davranış modelidir ve e, cevabımız da bu noktada e, Edirne oldu. Şimdi şurada bir paragraf vermiş ülkelerin e, çalışan nüfusu ve e, çalışan nüfusunun hangi e, kollarda çalıştığı ve e, ülkenin gelişmişlik ilgisi ilgisiyle ilgili bir e, paragraf vermiş demiş ki işte hizmet sektöründe çalışanların oranı yüksekse gelişmiş, tarım sektöründe çalışanların oranı yüksekse gelişmemiş ya da az gelişmiş ya da gelişmekte olan diye sınıflandırılır. Buna göre numaralanmış grafiklerle haritada gösterilen ülkelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir diye bir soru yöneltmiş. Hemen bakıyorum. Şimdi şöyle diyelim. buradaki paragrafa göre zaten hizmet sektörünün ön planda olduğu ve hizmet ya da sanayi sektörünün birinci planda olduğu Çalışanların büyük oranının hizmet ve sanayi sektöründe çalıştığı ülkeler gelişmiş ülkelerken, tarımda çalışanların fazla olması gelişmemiş ya da az gelişmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi bana haritada gösterdiği ülkeler hangi ülkeler? Ona bir bakalım. K ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. L ülkesi Etiyopya. M ülkesi de Malezya. Şimdi ben bunları bir gelişmişlik sırasına koyacak olursam şahit Amerika Birleşik Devletleri en gelişmiştir. Ee, ondan sonra Malezya gelişmiştir. Ondan sonra Etiyopya gelişmiştir. Ee, o zaman burada bu sırayı yapacağım zaman en gelişmiş olan hangisi şu grafiklerden onu tespit etmem lazım. En gelişmiş olan bakın hizmet sektörünün en çok olduğu çalışanların %78'i hizmet sektöründe çalışıyor. Burada %60 hizmet sektöründe çalışıyor. Burada %20 hizmet sektöründe çalışıyor. Bunların içerisinde en gelişmiş hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. O zaman bir Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarımda çalışanların oranı çok düşüktür bu arada. Yüzde ikidir. Ama bu tarımdan az para kazandığı anlamına gelmez. Makine yaptığı için tarımdan çok para kazanır. Yani modern yöntemle yaptığı için tarımı e, tarımdan geliri yüksektir ama tarımda çalışanı azdır. E, yöntemlerle, modern yöntemlerle tarım yapar Amerika Birleşik Devletleri. Eee... Bir de Amerika Birleşik Devletleri dedik. Yani bir ne olacak bunların içerisinde? K olacak değil mi? Birin K olduğu şu var. Bursa ile Edirne mi var? Diğerleri gitti. Ee, i̇kiye bakalım. Burada %73'ü tarımda çalışıyor. Şimdi Malezya ile Etiyopya'yı karşılaştırdığımda e, tarımda çalışanlar Etiyopya'da daha fazladır. Çünkü Etiyopya Malezya'ya göre daha geri kalmış bir ülkedir. Sonuç olarak 2 numaralı e, merkezim benim Etiyopya olacak. Yani L olacak. Şuna e, K dedik. O zaman bu da M olmak zorunda oluyor. K, L, M olacak. Yani cevabımız Bursa'da çıktı. Ee, Malezya'ya geldiğimiz zaman Malezya'da hizmet sektöründe çalışanların oranı tabii ki Etiyopya'ya göre daha yüksek tarımda çalışanların oranı da e, %12 Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla ama e, Etiyopya'dan da daha azdır. E, %73'den %12'ye e, karşılaştırdığımız zaman. Bu sorumuzun cevabı yani Bursa oldu arkadaşlar. Kant'a göre bir eylemin ahlaki değerinin belirlemi de Kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Kant'a göre bir eylemin ahlaki değerini belirlemede başvurulacak tek bir ölçüt vardır. Örneğin bir yardıma ihtiyacı olan birine yardım etme sebebi acıma duygusu, çevreye cömert görünme veya birilerinin takdirini alma ise o eyleme iyi demek mümkün değildir. Çünkü eylemin kendisi amaç değil araç haline gelmiş, çıkar haline gelmiştir. Oysa ahlak ilkesi yardıma ihtiyacı olan birine ödevden dolayı yardım etmek gerektiğini söylemektedir. Ödev neydi Kant'a göre? Buyruklarımızdır. Yapmamız gereken sorumluluklarımızdır. Uymamız gereken görevlerdir. Bunu yaparken karşılıksız yapmamız gerekiyor. Peki şimdi bakalım. Adana, sonuca dayalı elde edilen faydanın ölçütü olabilir mi ahlak kelimin? Hayır, kesinlikle olamaz. Ki olsaydı çevreye cömert görünme ya da birinin takdirini kazanma gibi bir çıkar cevap olabilirdi. Bunu eyledik. Bursa'ya bakalım. Eylemin ödev duygusundan kaynaklanması olabilir mi? Evet açık bir şekilde son paragrafta bunu söylüyor. Peki Ceyhan'a bakalım. Eylemin gerçekten duyulan haz? Hayır hocam. Peki eylemin bazı koşullara bağlı olması ya da olmamasından bahsettik mi? Hayır hocam. Peki eylemin bir eğilim istek ve duygudan doğması gibi bir durumdan bahsettik mi? Hayır. Ödevden bahsettik. Dolayısıyla ahlaki eylemin tek ölçütü varsa o da ödev duygusundan kaynaklanmış olmasıdır. Cevap Bursa'dır. Bu parçaya göre Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Erdemli Şehir adlı Ütopya yazan Farabi'ye göre doğal ihtiyaçları ancak bir aradayken karşılamaları mümkün olan bireyler erdemli ve bilgili kişilerle yönetilmelidir diyor. Ruhen ve bedenen sağlam, dindar, dürüst, öğrenmeyi seven, zeki ve çalışkan bir kimsenin yönetici olması demek yönetimlerin yükselmesini sağlayacaktır. Yani burada bir erdemli şehir oluşturmuş gördüğünüz gibi ve bu erdemli şehri doğal olarak sayıyor ve diyor ki yöneticilerin de şu şu özelliklere sahip olması lazım. Peki niçin? Amacı tüm yurttaşların mutluluğunu sağlamak olan yöneticiler erdemli bir milleti yönetiyor olacaktır. Yani mutluluğun sağlaması için erdemli bir yönetici olması gerekiyor diyor. Peki devam edelim. Bütün milletlerin mutluluğa ulaşması için el birliğiyle çalışan dünya erdemli dünya olacaktır. Yani burada sadece kendi devleti olan erdemli şehri ön plana atmıyor. Bu erdemli şehirle birlikte tüm dünyanın da mutlu ve erdemli bir dünya olacağından bahsediyor. Gülen bir yüz oluşturmuş olduk. Farabi'nin erdemli şehrinde de şunu da biliyoruz. İşbirliği, yardımlaşma ve danışma da biliyoruz. Diyelim ve şıklara bakalım. Adana, devletin doğal bir kurum olduğunu kabul etmiş midir? Evet hocam burada doğallığını vurgulamış. O halde diyelim. Peki gerçekleşmesi istenen bir ütopya mıdır? gerçekleşmesi hayal eden bir topluluğudur. Doğrudur. Peki Ceyhan'a bakalım. Devletin tüm yurttaşlarının mutluluğunu amaçladığı bir devlet modelimdir. Evet, zaten sürekli vurguluyordu. Denizli'ye de bakalım. Siyasi hedefleri yalnız bir toplumun mutluluğundan ibaret değildir. Çünkü bütün dünyadaki mutluluğu hedefliyor. Bu da güzel. Peki Edirne'ye gelelim. Erdemli şehrin tüm dünya hükmetmesi gerektiğini, o erdemli şehrin tüm dünyanın başı olması gerektiğini söyledi mi? Hayır hocam. O halde cevap Edirne'dir. Parmenides aşağıdaki düşünürlerden hangisine karşı çıkmaktadır? Parmenides denilince mutlaka aklınıza Heraklitos'un gelmesi gerekir. Aynı düşünceyi paylaştıkları için mi? Hayır hocam. Zıt düşünceleri paylaştıkları için. Parmenides değişmenin olmadığını savunurken Heraklitos her şeyin değiştiğini savunur. Dolayısıyla değişimin temsilcisidir. Şimdi parça okuyabiliriz. Parmenides'e göre varlık varsa oluş yoktur. Çünkü oluş çelişki içerir. Bir şeyin hem olması hem olmaması akıl ilkelerine uygun değildir. Oysa değişmede değişen bir şey neyse o şey olmaktan çıkmakta ve başka bir şey olmaktadır. O halde onun bir an önceki şey olarak artık var olmadığını, bir an önceki şey her neyse onun ortadan kalktığını, buna karşılık şimdi ortaya çıkan şeyin de daha önce var olmadığını, dolayısıyla onun da önce var değil iken şimdi var olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu imkansızdır. Kısacası ne diyor? Değişme yoktur diyor hocam. Peki kime karşı çıkıyor? Değişmenin temsilcisi olan Heraklos'a karşı çıkıyor diyoruz. Cevap Edirne. Anselmus'un başvurduğu tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusuyla değerli arkadaşım karşı karşıyayız. Hemen şunu söyleyelim. Anselmus'un tanrı kanıtlaması kesinlikle ontolojik kanıttır. Hocam parçayı okumadınız. Farkındayım. Şimdi şunu yazalım. Ontolojik kanıtı ilk kullanan kişi kimdir? Anselmus'tur. Peki neye dayanarak yapar? Mükemmellik kanıtına göre. Mükemmellik kavramının Allah'tan geldiğini kabul ettiği için biz onun ontolojik kanıtla Tanrı'yı kanıtladığını düşünürüz. Peki mükemmellik kanıtını yani ontolojik kanıtı başka kullanan bir filozof olmuş mudur? Evet. Daha sonra Descartes'te kullanmıştır diyelim ve parçaya geçelim. Anselmus Tanrının bilen en mükemmel varlık olduğunu söyler. Tanrının var olmadığı düşündüğünde o artık en mükemmel varlık olma özelliğini kaybeder. Sadece zihinsel bir tasarıma dönüşür. Bu haliyle eksik bir varlık olur. Bu durum insanlar için bir kısır döngü oluşturur. Çünkü Tanrı hem en mükemmel varlık olarak hem de var olmayan olarak tanımlanamaz. O halde Tanrı'nın var olması Tanrı kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Tanrı mükemmeldir. O yüzden vardır diyen kanıt ontoloji kanıt yani cevap Adana'dır. Parçadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bilim bir durumu açıklamak veya bir soruna çözüm sunmak amacıyla ortaya konan saf kuramsal bir bilgidir. Bilim bu haliyle ne iyidir ne kötüdür. Ne zaman ki bilimin saf kurumsal yapısı pratiğe uygulanırsa ve hangi amaca dönük kullanırsa o zaman iyi ve kötü olur. Bir bıçağın doktorun elinde hayat kurtarırken bir katilin elinde hayat alan bir nesneye dönüşmesi gibi yarar da zarar da bilimi kullanan niyetine göre ortaya çıkar diyor. Şimdi çıkarılabilecek yargı az çok bulduk. Bakalım şimdi. Adana, bilim her zaman yarar sağlamaz diyebilir miyiz? Hayır, yarar sağlar, zarar da kullanıma göredir diyor. Ele gitsin o halde. Peki Bursa, yarar da zarar da bilimin içindedir diyebilir miyiz? Hayır, pratiğe göre değişir bu. Bunu diye miyiz? Peki, bilimin temel amacı insanlığın mutluluğu mu? Doğrudur ama parçada bundan bahsedilmiyor. Peki, sonuçlar zararlı olsa da bilim daima yararlı olana hedefler diyebilir miyiz? Bence bunu da diyemeyiz. Peki Edirne'ye bakalım. Yarar ve zarar bilimin nasıl kullanılığa ilişkindir? pratikle ilgilidir diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle son paragraftan bunu çıkarıyoruz. Cevap E'dir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir diye soruluyor. Parçada ise milletimiz yüksek bir ahlaki donanıma sahiptir. Doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, merhamet, sevgi, saygı gibi değerler toplumumuzun temel erdemlerindendir. Şimdi burada toplumumuzdaki bazı güzel davranışlardan bahsediyor. Bu erdemlerin yerleşmesinde dinimizin önemli bir motivasyon kaynağı olmuş olduğundan basmış. Şimdi biz bir toplumda doğruluk, yardımseverlik vesaire var. Bundan oluşmasında da din etkisi var. Çünkü din ne istiyor insanlardan? Doğru olmasını, asla yalan söylememesini, dürüst olmalarını, başkalarını kandırmaması gerektiğini, ihtiyaç sahibi varsa onlara yardım etmesi gerekmesi gibi dinimiz ne yapıyor? Bunu teşvik ediyor ve dolayısıyla bu da e, toplumdaki insanların davranışlarına yansımış oluyor. Birçok ayette ve hadiste bu değerlere atıf yapılarak Müslümanlar iyiye ve güzele yönlendirilmektedir. Yani hem ayet-i kerimeler bizi bunlar yapmaya yönlendirmiş oluyor, hem de Peygamber Efendimiz söz ve davranışları bizi bu davranışları ortaya koymamıza neden olmuş oluyor. Bu ilkelerle donanmış bireylerin hem bu dünyada mutlu olacakları hem de ahirette mutlaka ödüllendirilecekleri sıkça vurgulanmış olduğundan bahsediyor. Yani eğer bunlara uygun bir şekilde yaşarsak hem bu dünyamızda mutlu oluyoruz hem de ahirette Allah bu davranışlarımızdan dolayı bizi ne yapacak? Mükafatlandırmış olacak. Şimdi burada neden bahsetti? Yani bizim bazı davranışlarımız üzerinde, değerlerimiz üzerinde dinin etkisi var. Bundan bahsediyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey bulacağız. A seçeneğinde gelenek ve göreneklerimiz değer yargılarımızı beslemektedir demiş. Şimdi burada gelenek ve göreneklerimiz değil dinimizden bahsediyor. Bu dinin üzerindeki etkisinden bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. Tarihi ve kültürler varlığımız ahlakımıza katkı sağladığından da bahsetmedi. Yani tarihimizdeki ve kültürümüzdeki etkilerden bahsetmiyor. Çünkü burada dini vurgulanmış oluyor. O zaman bu da değil. Aile ocağı ahlaklı değerlerin en iyi öğretildiği yerdir. Doğru ancak burada aileden de bahsetmedi. Yani biz bu değerleri aileden alıyoruz gibi bir şeyden bahsetmiyor. Ahlak ile terbiye arasında önemli bir ilişki vardır. Şimdi burada ahlak ve terbiye arasındaki bir karşılaştırmadan da bahsetmediği için bu da değil. Dinimizin değerlerimiz üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Yani dinimizin bu değerler üzerindeki etkisi vurgulanmış. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili hangilerine ulaşılabileceği soruluyor. Hz. Peygamber çocuklara hafif almamış, onları yetişkin bir insana verdiği gibi selam vermiş ve böylece geleceğin gençlerine ne kadar önemli birer insan olduklarının duygusunu yaşatmış. Şimdi ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Çocuk da olsa, genç de olsa onlara değer veriyor, onlara önemli birer birey olmalarını hissettiriyor. Onları hür düşünmeye, yararlı şeylerden çekinmeden faydalanmaya ve sonucu ne olursa olsun doğru bildiğini cesaret ifade etmeye teşvik etmiş ve bu sayede onların kişilik sahibi olmalarını sağlamış. Yani onlara önemli kişilik sahiplerini olmaları için vermiş olduğu değerden, vermiş olduğu görevlerden bahsediyor. Burada Peygamber Efendimizin o insanlar, gençleri yetiştirirken eğitiminden bahsetmiş, verdiği önemden bahsetmiş. Dolayısıyla bununla ilgili bir şeylerden bahsedecek. Birincisi, gençlere sorumluluk vererek onların kişilik gelişimlerine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu var. İkincisinde, yaşları küçük de olsa önemli görevleri gençlere vermekten geri durmamış. Yani onlara ne yapıyor? Değer veriyor. Hür düşüncesini ifade etmesine önem veriyor. Her şeyden yararlanmasını istiyor vesaire gibi teşvik ediyor. Dolayısıyla bu da var. İleri yaştakiler davetine pek sıcak bakmadıkları için gençlere daha çok önem vermiştir. Şimdi burada ileri yaştakilerle karşılaştırma yapmıyoruz. Yani neden daha çok gençlere önem vermiş? İlerideki yaştaki olanlar yani belli bir yaşın üzerindeki olan insanların Peygamber Efendimizin İslami davetine cevap vermedikleri için değil, gençlere burada önem vermesinden bahsediyor özellikle. Dolayısıyla buradan, yani bu parçadan bunu çıkaramayız. Bu durumda 1 ve 2 doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada dini anlayış ve yorumlara sebeplerinden hangilerinin yol açtığı vurgulanmış diye soruluyor. Yani bazı yorum farklılıkları oluşuyor. Bu yorum farklılıklarına da neden olanlar var. Bu, burada anlatılanlar ise hangi nedenle ilgili onu soruyor bize. Açıklamada ise Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Müslümanlar arasında bir takım tartışmalar meydana gelmiştir. Bu tartışmalardan biri de devlet yönetimcisinin kim olacağı konusudur. Yani Hz. Muhammed vefat edince devletin başına kim geçecek? Bu tartışılıyor. Bazı Müslümanlar yönetimin Hz. Ali ve onun neslinden gelenlerin hakkı olduğunu, bu durumun Kur'an ve sünnetle belirlendiğini savunmuşlar. Yani evet böyle bir durum var ve bunu da Kur'an'a ve sünnete dayandırmaya çalışıyorlar. Bazı Müslümanlar ise yöneticinin hak tarafından seçilerek gelmesinin uygun olduğunu, yani bir yönetici seçilecekse halk kendisi seçsin istiyorlar ve bunun daha uygun olacağını söylüyorlar. Kur'an ve sünnete yöneticinin kim olacağına dair bir bilgi bulunmadığını savunmuşlar. Yani demişler ki evet Kur'an'da ve sünnette var diyorsunuz ancak böyle bir şey yok Kur'an'da ve sünnette kim gelecek kim gelmesi gerekiyor böyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla bir farklılıklaşma meydana gelmiş oluyor. Şimdi burada farklılıklar ne üzerine? Bir devlet yöneticisi üzerine. Şimdi devletin liderini seçmesi, devletin yöneticisi seçmesi ile ilgili bir durumdan bahsediyorsa hemen aklımıza ne gelecektir? Siyasi gelmiş olacaktır. Dolayısıyla burada siyasi nedenden bahsediyor. Şimdi itikadim dediği zaman inançla ilgili olması lazım. Yani Allah'ın varlığı, birliği ve diğer inanmamız gereken melekler, işte ahiret vesaire gibi bunlarla ilgili meseleleri ele alması gerekir. Ancak parçada böyle bir şeyden bahsetmiyor. Kültürel meselelerde ise insanların kendi kültürlerinin, yaşantılarının, gelenek ve göreneklerinin o insanların yorumlarına etkisiyle ilgili bir durumdan bahsetmesi lazım. Burada örf, adet, gelenek, görenek gibi bir durumdan parçada bahsedilmediği için bunlar olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Buna göre günlük hayatta yerine getirilen ibadetler ve ortaya konulan davranışlar dikkate alındığında Aşağıdaki örneklerden hangisi verilen hükümlerin dışında kaldığından bahsetmiş. Yani bunlardan birisi ilgili değil. Dilen hükümü sayılan insanların davranışlar ve bunlarla ilgili hükümlere mükellefin fiilleri anlamında efali mükellefin denilir. Efali mükellefin kapsamına, kapsamında yer alan bazı kavramlar ve bunların açıklamaları şu şekilde. Farzdan bahsediyor, vacipten bahsediyor, sünnetten bahsediyor ve haramdan bahsediyor. Farz, ...dinin mükelleften yapmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istemiş olduğu söz ve davranışları mutlaka yerine getirmesi gerekiyor Allah'ın emri. Vacip, yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümdür. Yani bunu da yerine getirmesi gerekiyor. Sünnet ise Hz. Peygamber'in farz ve vacip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlardır. Yani yaptığı şeyler ya da yapılmasını istediği davranışlar. Mesela ellerini yemekten önce yıkamak gibi... Haram ise Allah'ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar. Yani Allah kesin bir şekilde yasaklamış. Şimdi vitir namazından bahsediyor Rasi içinde. Vitir namazı nedir? Vacip olan bir namazdır. Dolayısıyla vacip var, bu olur. Her işe besmele ile başlamak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Dolayısıyla bu da var. Yani sünnetten bahsedilmiş. Soğan sarımsak yiyerek camiye gitmek. E doğru bir davranış değil. Yani doğru çok doğru kabul edilen bir davranış olmuyor. Yani başka insanları rahatsız ettiği için ancak bu ne farz, ne vacip, ne sünnet ne de haram. Dolayısıyla bu olmaz. Nisap miktarı mala sahip olunca zekat vermek. Şimdi zekat vermek nedir? Farzdır. E farzdan bahsediliyor bu da var. Başkalarının malına, mülküne rızası dışında el koymak. Bu ne denir? Hırsızlık denir. Hırsızlık nedir? Dinen haramdır. Dolayısıyla haram da var. Bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmış olduğu sormuş. Parçada ise Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin vahye dayanmayan yaklaşımlarla bilgisizce oluşturdukları batı inançlar eleştirilmiş. Yani vahye dayanmadığı gibi bir de bilgisizce ne yapıyorlar? Bazı şeyleri oluşturuyorlar, batı inançları oluşturuyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de onları eleştiriyor. Çünkü onlar arzularına uyarak Bilgileri olmadan bir takım varlıkları Allah'a ortak koşuyorlardı. Yani kendi isteklerine, kendi nefislerine göre bazı şeyleri uyduruyorlar. Ve kendilerine göre bir de ortak koşuyorlar. yani Mesela putları oluşturuyorlar kendilerine göre. Dolayısıyla bunu ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim eleştiriyor. Bunun için Kur'an insanları düşünmek suretiyle inançlarını temellendirmeye ve akıllarını kullanmaya davet etmiştir. Yani bir şeyi bilinçsizce yapmasını istemiyor. Ne istiyor? ayrıntılı olarak bu konuda düşünmesini, araştırmasını, akıllarını kullanmasını ve ona göre inançlarını oluşturmasını istiyor. O zaman ne vurgulandı burada? Bilgi ile inanç arasındaki bir ilişkiden bahsediyor. Çünkü ne kadar doğru bilmiş olursa o kadar doğru inanca ulaşmış olacak. A seçeneğinde bilgi ile inanç arasındaki ilişki demiş. Evet bundan bahsediyor. Kültürün inanç üzerindeki etkisinden bahsetmedi. Yani kültürel yaşantısı vesairesi gibi. Bu olmaz ibadetlerin inancı güçlendirmesine bahsetmedi. Mesela yapmış olduğu ibadetleri onun inancını daha kuvvetlendirine dair herhangi bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla bu olmaz. İnancın ahlaka yön vermesi, şimdi burada insanın davranışlarından da bahsetmiyor. Dolayısıyla davranışlarla ilgili bir durumdan bahsetmediği için bu da olmaz. İmal ile amel arasındaki ilişki, şimdi imal etmiş olan bir insanın bunu davranışlarına dökmesinden de bahsedilmediği için bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Parçada aşağıdakilerden hangisi üzerine durulmaktadır? Tolstoy, gıda almaktaki amacın haz olduğunu zannedenler nasıl gıdanın anlam ve önemini kavrayamamışsa sanatın amacının da haz olduğunu düşünenler sanatın amacını anlayamamışlardır der. Peki neymiş sanatın amacı? Ona göre sanatın en büyük amacı ve görevi neymiş? ...insanlığın ortak değerlerinin anlamasını sağlamaktır. Yani insanlığa hizmet edecekmiş bir toplumsal görevi, bir toplumsal işlevi var diyor sanatın. Şimdi bunu bulalım. Adana, sanatın toplumsal işlevi üzerinde mi durulmaktadır? Evet zaten aradığımız buydu. Peki diğerlerine de bakalım. Sanatçıların toplumdan uzak olduğundan mı bahsettik? Ya da e, dinin sanat üzerindeki etkisi mi vurgulanmaktaydı ya da üzerine durulmaktaydı? Hayır hocam şunları eleyelim Peki sanatın ortaya çıkış nedeninden ya da sanatın yeni değerler yaratıp yaratmamasından bahsettik mi... Hayır hocam, cevap Adana'dır. Buna göre Sofistlerin temelde aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir? Bakalım. Sofistlere göre devlet, çeşitli gereksinimlerini karşılamak ve korumak birbirini desteklemek için bir araya gelen insanların oluşturduğu bir yapıdır. Zaman içinde yine insanların koydukları kurallarla beraber sınıf farkları ortaya çıkmış, ayrıcalıklar oluşmuş ve sömürüye dair uygulamalar kendini göstermiştir. İnsanların mutluluğunu sağlama yönelik bir amaçla var olan devlet, insanların mutluluğunu sağlayamamıştır, bundan sonra da sağlayamayacaktır diyor. Şimdi sofistleri biliyor muyuz hocam? Biliyoruz. Neydi? Relativizm kurucusuydu. Peki Türkçesi hocam göreceliğin kurucusuydu. Yani bilgi de, devlet de, varlık da kişiden kişiye göre değişir demektir. Yani herkesin üzerine anlaşabileceği bir bilgi olamayacağına göre herkesin memnun olabileceği bir devlet modeli de olamaz diyor. Kısacası ideal devlet düzeni olamaz diyor hocam. Peki bunu bulalım. Adana, devletin varlık amacı değiştirmelidir. Varlık amacının değiştir değiştirmemesinden bahsetti mi? Hayır hocam. Peki kurallar zamanla çürümeye mahkumdur çıkarabilir miyiz? Evet ama söylenebilecek şey asıl bu değildir. Peki ideal bir toplum düzeni mümkün değildir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz ki zaten yorumumuza belirttik. Peki Deniz'e bakalım. Sınıf farklarının sebebi insanın doğasının kötü ya da iyi olmasından mıdır? Hayır. İnsanların bir arada mutlu yaşamaları gerçekli değildir diye bir yorum yapabilir miyiz? Hayır. Cevap Ceyhan'dır. Parçada görüşleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Ona göre insanın en temel güdüsü hayatta kalma ve varlığını korumadır. Doğa karşısında herkes eşittir ve herkes doğan limitlerinden olabildiğince yararlanmak ister. Bu durum insanlar arasında çatışma yaratır. Herkes herkesin düşmanı olur çatışma durumu insanın kendi varlığı için bir tehlike olduğundan biricik güdüsü olan varlığını sürdürme arzusuna ters düşer. Bu nedenle insanlar aralarında bir sözleşme yaparak herkesin güvenliğini sağlayacak bir yapıya sınırsız özgürlüklerini teslim edip yurttaşlık durumuna geçerler. Hocam parçada neden bahsediliyor? Toplumsal sözleşmeden bahsediliyor. Peki toplumsal sözleşmeyi savunan filozoflar kimlerdir? Luke, Hobbes ve Rousseau'dur. Humla Montesquieu eliyorum. Peki hocam üçünden hangisi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şunu hemen bakıyoruz. Herkes herkesin düşmanıdır. Bir insan başka bir insancı telke arz etmektedir. İnsan insanın kurdudur diyen kişi kimdir? Tabii ki Thomas Hobbes'tir. Cevap Bursa'dır. Buna göre teoloji din felsefesinden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? Din felsefesi, din üzerinde sorgulama yapan, dini açıklama ve anlamlandırmaya çalışan, bunu yaparken eleştirel bir tutum sergileyen felsefi bir etkinliktir. Teoloji de, din felsefesi gibi dini ve tanrıyı konu alsa da diyor, doğrudan doğruya neymiş? inanca dayalıdır. Aynı zamanda teoloji, inancı sınırların dışına çıkmaz. Açıklamalarını kutsal kitaplara, peygamberlere ve dini bilginlere yani din bilginin yorumlarına dayanarak yapar. O halde hocam teoloji taraf tutar mı? Tutar. Belli bir dini ele alır mı? Alır. Peki inancı güçlendirmeye çalışır mı? Çalışır. Eleştirel midir? Hayır hocam, dogmatiktir. Peki din felsefesi? Din felsefesi dini ele alırken akılcı davranır. Sorgulama yapar, eleştirel bakış açısıyla ele alır, nesnel olur. Yani taraf tutmaz. Şimdi bakabiliriz. Teolojinin din felsefesine ayıran en belirgin özellik nesnel olması mıdır? Hayır nesnel değil ki. Peki bütün dilleri ele alır mı? Hayır sadece tek bir dini ele alır. Bunu da eleyelim. Peki dinin ilkelerini sorgular mı? Hayır olduğu gibi kabul eder. O halde seni de eliyorum. Peki dine eleştirel tutumla yaklaşır mı? Hayır felsefe yaklaşır. Dolayısıyla bu da değil. Peki dogmatik midir? Evet dogmatiktir. Yani nedir hocam? Eleştireye kapalıdır. Cevap edilmedir. nedir? Buna göre Descartes'in şüpheciliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Descartes'in kullandığı yöntemin ana unsuru şüphedir. Apaçık doğruların peşinde olan filozof, yolculuğunun başlangıcında her şeyin onu yanıltıyor olabileceği şüphesiyle hareket eder. Duyuları onu yanıltıyor olabilir, rüya görüyor olabilir, kendi varlığından bile şüphe etmesini gerektiren nedenleri vardır. Ancak bu noktada şüphe edemeyeceği tek şeyin şüphe etmek olduğu, şüphe etmenin de bir çeşit düşünme olduğu, düşünen varlığın da var olması gerektiği sonucuna ulaşır. Kısacası neye ulaşıyor? Ünlü sözü olan düşünüyorum. O halde varım sözüne ulaşıyor. Yani her şeyden şüphe edebilirim ama şüphe ettiğimden şüphe edemem diyor. Peki bu vardı sonuç neymiş? Artık şüphe götürmez. Kesin apacık bir bilgidir. Şüphenin yerini artık ne almış? Kesin doğrular almıştır. O halde Descartes'le ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Descartes şüpheyi bir yöntem olarak kullanıyor. Peki bunu niçin kullanıyor? Kesin apaçık bilgilere ulaşmak için yani şüphe götürmez bilgilere ulaşmak için kullanıyor. O halde şüphe burada aracımız mıdır amacımız mıdır? Kesinlikle aracımızdır. Şimdi ışıklara bakalım. Adana kesin bilgi gözlem deney yoluyla ulaşmıştır dedik mi? Hayır şüpheyle ulaşmış. Peki düşünmenin en başında yalnızca akla mı güvenmiş? Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz. Peki Ceyhan kesin doğru bilgilere ulaşamayacağını her şeyle şüpheyle yaklaştığını söyleyebilir miyiz? Hayır, her şeyle şüpheyle yaklaşmış ama onu araç olarak kullanmış. O kesin doğru güvenilir bilgi vardır diyor. Sadece yönteminin şüphe olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ona şüphecilerden ayırmamız lazım. Peki yöntemli bir şekilde geliştirdiği kuşkucu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanmış mıdır? Evet aradığımız budur. Peki Edirne'ye bakalım. Şüpheci bir tavır sergileyerek doğru ya da yanlış şeklinde yargıda bulunmaktan kaçınmış mıdır? Hayır kaçınmamış. Doğru kesin yargılar vardır diyor. Bakın burada kesin bir yargı vermiş. Agnostik bir tavır sergilememiş. O halde cevap Denizli'dir.